Evet. Yani şimdi bugün gelen büyüme rakamı aslında yani malumun ilanı oldu açıkçası. Bir süredir endeksteki bu zayıf seyri biz neye bağlıyoruz? Hadi yurt dışıyla başladı derken Ağustos ayı, bir defa Ağustos ayının herhalde son dönemden hatırladığım en kötü Ağustos ayı oldu. Çok kötü başladık aya, sonrasında tüm küresel piyasalar V şeklinde bir toparlanmayla ayı tamamladı. Biz bıraktığımız yerde, Ağustos ayına başladığımız yerde tamamladık. Kötü bir ay oldu hepimiz açısından, zor bir ay oldu. Ama Eylül ayı iyi başladı. Şimdi Ağustos'ta bizi geride bırakan nedenler neydi? Bir defa hani bunları iyi ortaya koymak lazım ki biraz önümüzü daha rahat görebilelim. Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'de ciddi bir sıkı para politikası uyguluyor. Özellikle son 4-5 aydır ciddi sıkılaşan bir politika var. Enflasyonla mücadele anlamında. Bunun yan etkilerinin yaşanacağı da aslında herkes tarafından bekleniyordu. Yani satışları ben şöyle açıkladım, Ağustos ayı boyunca gelen satışları. Yüksek faizi ve yavaşlayan büyümenin etkilerini net şekilde bilançolarda gördük. Hasar almış bilançolar, hatta ciddi anlamda hırpalanmış bilançolar endeksin yakıtının boşalmasına neden olmuştu. Tabii bu bilinmiyor muydu? Esas kritik nokta bu. Bunu zaten biliyorduk. Ne oldu da bir anda fiyatlamaya karar verdik? İşte piyasada böyle işliyor. Yani onlar birikir birikir, müzik devam ettiği sürece herkes dans eder, müzikten maksimumda faydalanmaya çalışır. Ama müzik durduğu an herkes bir anda kapıya koşmaya çalışır. Tam olarak bunu yaşadık aslında biz Ağustos ayı içerisinde. Ve nereden döneriz, nasıl döneriz noktasında da geçen haftaki yayında sevgili Sertaş'la birlikte bir borsanın psikolojik döngüsünü ben anlatmaya çalıştım. Hep o döngü Evet. üzerinden takip etmeye çalışıyorum ben yatırımcı psikolojisini. Çünkü burada verdiğimiz savaş aslında psikolojik. Yoksa hani 2 ay öncesine göre değerlemeler yerle bir mi oldu? Hayır. Değerlerin çoğu olduğu yerde duruyor. Fiyatlar aşağı geldi. Ama algı ve psikoloji öyle bozuluyor ki bir anda sanki değerler yerde bir olmuş havası yaratılıyor ve 11 bin puanda almak için sabırsızlandığımız, hadi 200-300 puan düzelse de alalım dediğimiz hisseler 1500 puan, yaklaşık %15-20 geri çekilmesine rağmen elimiz gitmiyor. İşte tam geçen hafta şunu söylemeye başladık biz. Artık bu döngünün yavaş yavaş psikolojileri zorlamaya, sınırlara ulaştığı bir döneme geldik. Bundan sonra artık satmak için değil, yani 11 binde satamadıysanız, 10.800 aşağı geçilirken, ana trendler kırılırken, ana ortalamalar aşağı geçilirken satamadıysanız, artık buralardan satmak için değil, mümkünse almak için fırsat arayacak noktaya yaklaşıyoruz. Belki V şeklinde bir toparlanma olmayacak ama bu noktadan sonra artık yavaş yavaş bu fırsatı kollayalım dedik. Biraz Volkan Bey fazla iyimser bakıyorsunuz dediler. Ben Temmuz ayı sonunda da 11 bin puanı aşamazken buralarda dikkatli olun dediğimde de fazla kötümser. İşte tam o döngü. Ben yatırımcılara gerçekten yıllardır hem eğitimlerimde hem farklı platformlarda, TV'de, burada YouTube yayınlarımızda bu psikolojik döngüyü oturtmaya, anlamalarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Orada umuyorum zaman içerisinde bunu oturtuyor olacağız. Peki şimdi geldiğimiz nokta ne? Yani kötü bilançolar bitti mi? Evet. Büyümede daha bugün aldık o yavaşlamayı, gördük ki daha yeni başlıyoruz. Muhtemelen ikinci yarıda biz çeyrekten çeyreğe eksi büyümeler de görüyor olacağız. Yani hala çeyrekten çeyreğe 0,1 puanda olsa büyüdük. Yıllık bazda %2,5 büyüdük ama yılın ikinci yarısı biraz daha problemli geçecek bu anlamda. Bilançolar üçüncü çeyrekte iyi mi gelecek? Hayır. Üçüncü çeyrekte zayıf gelecek. Hatta dördüncü çeyreklerde zayıf geliyor olacak. Peki ne oldu da biz bir anda 9.500'lerden 10.100'lere geliverdik? İşte burada kritik olan bu fiyatlamaların zamanlaması. 11.300, 9.500, yaklaşık 1.800 puanlık bir düzeltme oldu ve o 1.800 puanlık düzeltmenin ötesinde 9.500, 10.100, 10.200 puan arasında o kadar çok gittik geldik ki yatırımcı her defasında tamam dönüyoruz dediğinde malı aldı elinde kaldı. Tamam Evet. dönüyoruz dediğinde malı aldı elinde kaldı. Bu sefer mal almadı ve endeks gidiyor. Yani tipik bir böyle hani psikolojiye, smart money'nin, amatör yatırımcının psikolojisini oynadığı bir dönem içerisindeyiz. Kötü geride kalmadı. En kötüyü geride bırakmadık. Ne veriler anlamında, ne bilançolar anlamında. Ama kötünün fiyatlamasını önemli ölçüde yaptık. Ben sabah sevgili Perihan'la Ekotürk'teki yayında da bunu anlatmaya çalıştım. Yani endeks ne zaman döndüğüne ikna olacağız. Hala ben iş bitti, yukarı dönüyoruz, yeni rekorlar gelecek demiyorum, diyemiyorum. Her ne kadar benim bugün algoritmam ala geçse ve düşeni kırsak da biraz sonra grafik üzerinden de çok kısa anlatmaya çalışacağım teknik resmi. Hala toparlandık gidiyoruz diyemiyorum ama birçok kötünün fiyatlamasını biz aslında Temmuz ayı başından beri yapıyoruz. Yani o yaklaşık 1500 puanlık bantta o kötüyü fiyatladık.
çok büyük ölçüde. Bundan sonra zaman zaman yine zikzaklar olacak, yine gelgitler olacak ama 9300-9500 bölgesi sanıyorum ki artık endeks için önemli bir destek ve taban adayı olduğu gibi duruyor. 200 günlük ortalama seviyemiz. Yukarıda aşmamız gereken seviye olacak. Tam bu noktada istersen Seda, ben şöyle bir ekran paylaşayım müsaadenle. Lütfen. Bir parça şöyle teknik olarak da yorumlamaya çalışmış olalım. Geldi sanırım ekrana diye tahmin ediyorum. Şu an geliyor. Evet. Evet. İşte geldik burada. 200 günlük algoritmamız bizim nerede? Temmuz ayının sonunda 29 Temmuz'da 10.880'den SAT'a geçti ve o süreçten sonra geçtiğimiz hafta Perşembe günü tuta bugün de ala geçti. Yani 10.800 işte buralarda satamadıysanız artık buralara geldiğinde endeks bir aydır dip arıyor. Geliyor geliyor dönüyor, geliyor geliyor dönüyor. 200 günlük ortalamasının altına getirecek bir hikaye de yok. Çünkü bizim uzun vadeli hikayemiz hala yerli yerinde duruyor. Ne bu hikaye? Normale ve normlara dönüş hikayesi. Enflasyonu kontrol altına alıp sonrasında çok daha dengeli ve ayakları yere basan bir büyüme modeline geçiş hikayesi aslında bu. Biz şu an işte ara ara bu uyguladığımız reçetenin yan etkilerini, ilacın yan etkilerini görüyoruz. Büyüme tarafında, bilançolar tarafında. Bu da endeksi yoruyor tabii. Şimdi peki bugün o kadar güzel bir kırılım geldi ki yani tam benim böyle hani yine beni takip edenler bilir. Algoritmam maviyi yaktı. Ortalamaların üzerine değer kazandık ve düşeni kırdık. Normal bir konjonktürde olsak açıkçası bunu gördükten sonra ben hani yelkenler fora deyip hadi buradan gidiyoruz derim. Hatta yeni zirvelerden bile yeni zirveleri bile telaffuz ediyor olabilirim. Ama işte ama temel anlamda hala önümüzde zorlu birkaç ay var. Bunu ben dikkate alarak yani 11.300-9.500 kabaca 1500 puanlık bir düşüş yaşadık. 1800 puanlık bir düşüş yaşadık. Bunun yarısını geri aldığımız seviyeler kabaca 10.400 seviyelerine gelecek ki burası da yukarıda bıraktığımız gap. Yani biz bu düşenin üzerine çıktıktan sonra böyle minnak düzeltmeler gelse de bu hareket sanki böyle bir 10.300-10.400 bandına kadar taşınacak gibi duruyor. Ama sonrasından hala emin değilim. O yüzden yani son geçen hafta ortasından beri söylediğim gibi fırsatçı temkinli bir yaklaşımla bu tepki yükselişine bence hala bu bir tepki yükselişi. Bu tepki yükselişine katılmaya çalışacağız. Ancak full risk, full kredili ya da %100 hisse taşımak için doğru zamanlı noktasında hala bir parça çekimserim. Tepkiyi makul yerlerden yakalayabilmiş olanlar ya da bu düşüşte kredide veya full madde yakalanmış olanlar bence endeks 10.300-10.400 seviyesine geldiği noktada bir kere daha bu pozisyonları gözden geçiriyor olmalılar diye düşünüyorum. Bu hafta önemliydi. İşte büyümeyi aldık senin de dediğin gibi Seda. Yarın enflasyon rakamını alacağız. Çok çok önemli. Gerçekten çok çok önemli ki bugünkü hareketin arkasında da aslında enflasyona yönelik iyimser beklentiler bir parça etkili oldu. Neden? Hafta sonu İTO enflasyonu geldi. İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu geldi. Ve %2'nin altında geldi. Çok uzun zaman sonra aylık bazda. Bu bir parça artık enflasyonun aylık bazdaki eğiliminin gerilemeye başladığına işaret ediyor ki işte tam da bu nokta Merkez Bankası'nın olası bir faiz indirimi hamlesi ya da söylemi için beklediği nokta. Hep bunu tekrarlıyor. Baz etkisiyle düşüşe kanmıyorum. Geçici hareketlere aldanmıyorum. Aylık bazda birkaç ay eğilime bakacağım ben dedi. Son iki aydır fena rakamlar yok. Eğer bu ayda %2'nin altında bir rakam görürsek biz Eylül ya da en geç Ekim toplantısında faiz indirimini değil ama faiz indirimi noktasında bir ipucunu alıp yılın son iki ayında da Kasım ve Aralık aylarında da faiz indirimi görebiliriz ki borsanın da temel çıkış noktası dayanacağı bir sonraki hikaye bu olacak. Düşen enflasyon ve olası bir faiz indirim döngüsü. Ben bir parça bugün yaşadığımız hareketin bunun bir fragmanı olduğunu, buna bir ön hazırlık olduğunu düşünüyorum. Yarın enflasyon %1,5-2 bandında gelirse dediğim gibi 10.300-10.400'lere kadar taşınacaktır bu tepki süreci. Ama sonrasında bir daha oturup düşünmek lazım. Bilançolar bitecek, bilançolara bakacağız. Bu süreci en az hasarla atlatmış olan şirketleri ve sektörleri tespit edip yola bir parça daha onlarla devam ediyor olacağız. O zaman bir yorum var. Eylül'ün pozitif olacağını düşünenlerden fakat uzun süre olacağını düşünmüyorum yazmışlar.
hemfikirsiniz gibi anlıyorum, değil mi? Evet, büyük ölçüde öyle. Tabii bu hafta belki hani ajandada çok önemli iki gelişme daha var, data var aslında. Biri Cuma günü gelecek Fitch not kararı. Şimdi piyasa alıştı not arttırımlarına. Şöyle bir konsensüse baktığında da yine %80-85 katılımcılar bir not arttırımı bekliyor. Ama bu sefer es geçebilecek diyen birkaç kesim de var. Şimdi bir bu. İkincisi, biz bu not arttırımını hangi seviyede karşılayacağız? Bu çok çok kritik. Önceki iki not arttırımını, özellikle Moody's'in ikili kademelik not arttırımını endeksin zirve seviyelerinde aldık biz. Ve dolayısıyla düzeltme için bir bahane oldu. Hani beklentiyi al, gerçekleşmeyi sat şeklinde. Bu seferki karar hem tam bir net %100 bir konsensus yok not arttırım noktasında. Hem de aşağı yukarı hani 11 binden baktığımız zaman yaklaşık %10-13 aşağıda, zirveden %10-13 aşağıda alacağız bu kararı. O da bir motivasyon sağlıyor şu an endekse. Yani Eylül'e iyi başladık. Bu haftayı aksi bir gelişme, haber akışı olmazsa olumlu tarafta bitirmeye çalışabiliriz. Ama sonrasında yine çok iştahlanmadan, yani buradan 13.000'e, 13.500'e, 15.000'e gidiyoruz söylemlerine çok takılmadan adım adım gidip bir parça daha o sis bulutunun dağılmasını, bu kalkan tozun yere oturmasını beklemek gerekiyor. Dediğim gibi bilançoları bu hafta bitireceğiz. Sonrasında oturacağız, bilanço analizimizi yapacağız. Biz de bu noktada model portföyümüzü yavaş yavaş şekillendirmeye başladık. Hem 2024 yılının son çeyreği hem de 2025 yılının ilk yarısı için güzel bir model portföyü, güzel bir sektör ve hisse seçimiyle yola devam etmeye çalışacağız.